Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. İş hayatında ve çıktığımız bu manevi yolda kimi zaman gevşeklik gösteriyor. Bu durumdan nasıl kurtuluruz? Hayat disiplinden ibaret bu manada. Eğer bir kimse kendince kendisini disiplin edemezse hiçbir konuda istikamet sahibi olamaz. Sufilik de disiplin isteyen bir şeydir. İslam disiplin isteyen bir şeydir. Bu manada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri az ama devamlı ibadeti öngördü, üstün gördü. Az ama devamlı deyince o kimsenin disiplin etmesi lazım ki o devamlı ibadete devam etsin. Mesela sufilerin günlük virtleri vardır ya, bu günlük virt onu disiplinize eder. Namazı 5 vakit kılmak o kimseyi disiplinize eder. Devamlı abdestli olmak o kimseyi disiplinize eder. O böyle kendisine disiplin haline getirir. Mesela bunlar böyle sufiliğin başlangıcında önemsizmiş gibi görür sufiler. Hani devamlı abdestli durmayı önemsemez. Gece yatarken abdestli yatmayı önemsemez. Farz ibadetlere dikkat etmeyi önemsemez. Mesela bazı böyle sufi topluluklarda vardır ya böyle işte kendilerince ibadetlerde gevşeklik gösterirler. Başarılı olamazlar. Bir kimse herhangi bir meselede disiplin göstermiyorsa o meselede başarılı olması mümkün değildir. İslam disipline bir dindir, gevşek bir din değildir. Hani orta yoldur ama disiplin vardır. Din sizden çok ibadet etmenizi istemez örneğin. Ama istikrarlı davranmanızı, istikrarlı ibadet etmenizi ister. Din mesela sizden böyle bir gün 100 rekat, ertesi gün 0 rekat bunu öngörmez. Der ki her gün 2 rekat. Hani vardı ya sahabeden bir kimse, İşte benim oruçla alakalı dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona ayın başında, ortasında, sonunda tut. Ya da 14, 15, 16'sında tut. Fazlasına gücüm yeter ya Resulallah. Pazartesi, perşembe tut. Fazlasına gücüm yeter ya Resulallah. O zaman bir boş bir dolu yap. Bu da Davud kardeşimin orucudur dedi. Ama bundan daha fazlası da yoktur dedi. Ama o sahabenin yaşlanınca söylediği söz var. Diyor ki keşke bunu ısrar etmeseydim. Hani sünnet-i Resulullah'ın kolay tarafında devam etseydim. Yani pazartesi, perşembe tutsaydın da ömür boyu tutsaydın. 14, 15, 16'sında tutsaydın, ömür boyu tutsaydın. Veya başında, ortasında, sonunda tutsaydın, ömür boyu tutsaydın. Ömür boyu tutsaydın. Bu istikamet sahibidir. Mesela bir kimse dergaha gelir, ilk etaplar coşar böyle. Oy! Dersler, zikirler, tesbihatlar, rüyalar coşuyor. Onu uzun müddet götürmesidir önemli olan. Uzun müddet götüremez onu. Hadis-i şerif var ya, Allah diyor yazmaktan bıkmaz. Ama siz amel etmekten bıkarsınız. Orta yolu takip et. Ama disipline ol. De ki benim ailem, işim, konumum, durumum ben hesapladım, analiz ettim. Haftanın 3 günü derse gidebilirim. Ama 3 günü disipline et kendinde. Bakın 3 günü disipline et. Ben işte örneğin, örnekleme bir Bursa'daki bir derviş. Ha perşembe derslerine muhakkak gideceğim. Cumartesi tekkiye de gideceğim. E bir günde haftalık işte mahalle dersine giderim. 3 günüm benim istihabat. 3 güne devam et ama. Bir ömür boyu 3 güne devam et.
Kimse senin o üç gününe dokunmasın. Eşin de, aşın da, işin de, annen de, baban da, kayınvaliden, kayınpederin de. Yok hanımın dayısının, dünürünün, teyzesinin oğluydu. Bozmasın kimse. Bak bunu disipline et. Böyle disipline eden insanlar kendilerini işlerinde disiplinli olurlar, başarılı olurlar. Dergahta disiplinli olurlar, başarılı olurlar. Baba derviş olur, anne derviş olur. Oturur orada. Disiplinli. Ve bir istikamet üzerine devam eder. Bu kimselerde odak problemi olmaz. Bu kimselerde dikkat problemi olmaz. Bu kimselerde unutma problemi olmaz. Bakın olmaz. Sabah kahvaltısı saatinde disiplinli, akşam yemeği saatinde disiplinli. Evdeki hanım, dışarıdaki bey, herkes kendini bir çizgide tutar. Ha bu adam akşam 6'da gelir yemeğini yer. 6'da yemeğini hazırlar. Aa bu kadının böyle bir disiplini var. Bunu yapacak. Adama ona göre kendini çeki düzen alır. Ama disiplini olmayan, odağı ve dikkati kaçık olan bir kimse. Saati dakikası belli değil. Bir gün akşam yemeğini 11'de yiyor, bir gün 2'de yiyor, gece 2'de, bir gün saat 6'da yiyor. Ondan yol gidilmez. Bir gün dersini çekiyor, 3 gün çekmiyor. Ondan sonra tekrar bir de bir bakmışsın, ondan sonra günde 3 ders çekmeye çalışıyor. Cık, yok, yol gidilmez. Her gün dersini çek. Bir gün sabah namazından sonra çekiyor, bir gün öğlende çıkıyor, ertesi gün akşamda çekiyor. Nasıl olsa yani vakit var ya, yok. Hayır, arada belki de. Arada belki de. Sen dersini saatinde yap. Kendine bir saat bul. Kendine, bak bir saat bul kendine. De ki ben şu saatte bu dersi çekeceğim. Devam et. O senin odak problemini, o senin dikkat problemini, o senin unutma problemini yol içerisinde devam edecek. Bir vazife verilmiş. Dikkatli yap. Üzerinde titiz ol. Başkası gevşiyormuş. Seni ilgilendirmesin. Sen vazifeni yap. Sen yap vazifeni. Ya herkes derse 9'da geliyormuş. Ders kaçta? 8.30'da. Sen 8.30'da git ya herkese ne bakıyorsun sen? Git 8.30'da otur oraya. Ama herkes 10'da geliyor. Ya ders kaç niyetini söylendi? 8.30. Bir gün gelir 8.30'da gittiğinin kerametini görürsün. Sen git 8.30'da derse otur. Derse sonradan gelmemeye çalış. Gelenler üzerlerine alınmasınlar şimdi. Herkesin işi vardır, gücü vardır, bir yerlerden geliyordur. Üzerine alınmasın kimse. Ama sen git erkenden otur oraya. Gevşeme. Benim gibi evde çaya kahveye takılma. Vaktinde git otur. Başla zikretmeye. Etrafındaki arkadaşlarınla kardeşlik kur. Bunlarla çay iç. Tanış. Muhabbet et. Öyle hodgam olma. Öyle kazurat olma. Kenara çekilip tek başına. Ya ben işte hiç kimseyle konuşmayacağım. Halktan bağımı kestim. Laf o. O laf. Cimri insanlar. Cömert olmayanlar öyle yapar. Bir, geçimsiz insanlar öyle yapar. İki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetinde yok bu. İnsanlarla iyi ilişkiler kur. Etrafla hoş sohbette bulun. Sen gece git evde halvet mi edeceksin? Et. Ve gece televizyonda oyna, yok WhatsApp'ta oyna, yok Twitter'da oyna. Yok ondan sonra sabaha kadar internette takıl. Ondan sonra gel burada dervişlerle muhabbet kurmayacağım ben. Yani halkla bağımı keseceğim de. Laf. Halkla iç içe ol. Dervişlerle iç içe ol. Etrafında iç içe ol. Onların dertleriyle, problemleriyle ilgilen. Onlarla arkadaşlık bağı kur. Samimiyet kur. Sünnet-i Resulullah bu. Sünnet-i Resulullah kenara çekilip hayat yaşamak değil.
Sünnet-i Resulullah yalnız bir hayat yaşamak değil. Sünnet-i Resulullah inziva hayatı yaşamak değil. Bu değil. Yolumuzun adabı da bu değil. Git inzivayı bir hayat yaşa, dervişlik yapacaksın. Onu dedem de yapar mezardan kaldırsak. Ona dese ki şuraya kenara git otur orada dervişlik yap. Herkes yapar ki. Birisi çıksın çık meydana öte git desin birisi. Burayı yanlış yapıyorsun desin. Bunu böyle yap, bunu şöyle et desin. Nefisle mücadele bu. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde insanlar kendilerini disiplin edecekler. Dervişlikte disiplin edecekler. İşlerinde disiplin edecekler. Okul hayatlarında disiplin edecekler. Bir hizmet verilmiş dergahta. Sen disiplinli bir şekilde o hizmeti yap. Sema çalışması. Disiplinli bir gitsen. İşte ney çalışması? Disiplinli git. Kaçta işin senin? Şu saatte git. Git. Dükkanın aç. Adam işiyle alakalı problemim var. İşte ben de kendi kendime dedim ki gideyim bu adamın ya dükkanını bir ziyaret edeyim. Sabah 8. 8.30. Ya esnaf adam 8.30'dan sonra dükkan mı açar? Saat 8.20 mi ne geçiyordu? Adamın dükkanının önündeyim. Adam yok dükkanında. 5-10 dakika oyalandım gelir belki dedim yok. E dedim bu sohbetleri de dinlemiyor içimden. Bangır bangır bağırıyorum 8.30'da gidin dükkan açın diye. Telefon açtım. Dedim öldün mü yoksa? Yok efendim de işte. Dedim ya iflas etmediğine dua et. Dükkanın var. Kaçta açıyor esnaflar? 8.30'da. Sen 8'de git aç. Sen 8'de git dükkanını aç, temizle. Onlar 8.30'da gelsinler. Onlar temizlik yapacağız, ortalık hazırlayacağız diye uğraşsınlar. Senin 8.30'da işin bitmiş olsun. Yok, millet 8.30'da atıyor, millet de 9'da açıyor. Hele Bursa'da. Ekabir Bursa'nın esnafları. Ooo 8.30-9'a gelirken mamur bir şekilde gözler yarı baygın yarı aygın gelecekler dükkanlarına. Ondan sonra gidecekler bir poğaça simit alacaklar, börek alacaklar. Ondan sonra çay söyleyecekler. Dükkanda önce bir böyle bir poğaça simit veyahut da ne bileyim ne o börek yiyecekler. Ellerinde tencere yok sanki. Adam normalde her gün 9-9.30'da geliyor, elinde şey poşet, her gün de şey uğruyor. Ne o? Fırın uğruyor. Reyhanlı bir fırın var, fırını uğruyor. Geliyor, bakıyorum ben şimdi. Ondan sonra geliyor işte, selam aleyküm, aleyküm selam. Abi nasılsın, iyi misin? İyiyim abim, sen nasılsın, iyi misin? İyiyim. 1-2-3-4-5-6, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta. Ya her gün poğaça simit yenir mi? Değiştiriyor tabii. Bir gün poğaça yiyor, bir gün simit alıyor, bir gün börek alıyor. Yok ertesi gün aç mı alıyor? Ben izliyorum onu. En sonunda dedim, abicim dedim ya, sizin evde kahvaltı olmuyor mu? Yani senin dedim yanlış anlama. Hanımın dedim kalkmıyor mu? Hani işe gideceksin ya kahvaltısı. Yok abi alışmamışız ya dedi. Oğlum dedim nasıl alışmadın? Yani sen evlendiğinden beri hep dedim dışarı, abi bekarken de dışarıda kahvaltı yapıyorduk. E dedim anneniz hazırlamıyor muydu size? Yok abi dedi. Alışmamışız biz dedi. İyi dedim ben. Evlenince dedi. Hanım da dedi şey yapmıyor. E dedim seni uğurlamıyor mu? Bey güle güle Allah hayırlı işler versin. İşin gücün rast gelsin. Kapıya kadar dedim seni uğurlamıyor mu? Yok be abi ya dedi. Yorganın altından dedi elinden böyle yaparsa hala dedi. Ben kaldım. Lan oğlum nasıl bir şey bu dedim ben. Hani nasıl oluyor böyle bir şey? Abi dedi ya yorganın altından elini çıkarırsa dedi öptü başına koy dedi. Allah Allah. Durdum şimdi kendi kendime.
Oğlum sen böyle dedim hayat yaşayamazsın. Dedim ya ben üzülüyorum sana dedim. Gencecik adamsın. Her gün dedim bir gün poğaça, bir gün açma, bir gün simit, bir gün börek. Oğlum hayatın böyle geçiyor senin dedim ya. Sabahleyin dedim bir gün tarhana çorbası yapsın. Bir gün normal kahvaltılık yapsın. Bir gün işte şunu yapsın, bunu yapsın. Ben sıralıyorum şimdi. Abi nerede ya dedi. Bursa genelde böyle. Allah affetsin. Yani buna gülüyoruz ama yani sabahleyin evinde kahvaltı yapıp da çıkan elini kaldırsın desem utanır herkes şimdi. Doğru mu? Kaldırın bakayım ellerinizi. Her sabah elinde bak %10 bile yok bak. %20 kaldır kaldır. Yani ya. Tabi tabi oruçlu günlerin için illa Halit de oruç tuttuğunu söyleyecek yani. Bütün herkes öğrendi. Evet. Tamam. Allah razı olsun. Bu normalde evet sabahleyin disiplin bakın bu. Hanım benim saat 8'de evden çıkmam lazım. Benim kahvaltımı da ona göre hazırla. Nasıl? Basmaya. 8'de benim kahvaltım hazır olsun. Şunu da cevap olarak alabilirsiniz. Sen hazırla beni de kaldır. Siz de hazırlayın. İyi adam olun. E bir gün gelir bıkar o da size kahvaltı hazırlatmaktan. İnsafa gelir size kahvaltı hazırlar. Disiplin meselesi. Siz onu yapmazsanız sizin çocuklarınız o disiplini öğrenmez. Siz akşam yemeğini belli saatte gelmezseniz sizin çocuklarınız o disiplini öğrenmez. Siz namazı evde kılacağınızda çocuğunuzu da teşvik etme açısından hadi yavrum sen de abdestini al beraber namaz kılalım demezseniz o çocuk ona alışmaz, o disipline sağlamaz. Sağlamaz. Allah muhafaza eylesin. Bir abimizin hafta sonu gireceği imamlık sınavı için sizden dua istiyor. Allah en hayırlı yöne çevirsin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah ile nasıl selamlaştı? İlk gördüğünde ne dedi? Namazda Ettehayyatı'yı neden okuyoruz? O yüzden okuyoruz. Arkadaşlık kurarken Kur'an ve sünnet dairesinde nasıl dikkat etmeliyiz? Genelde arkadaş olduğum insanlarla belli bir sure sonra kendimden harcar konuma geliyorum. Veya sürekli kıyas noktasında senin evin böyle, benimki değil, senin eşin böyle, benimki değil ve benzeri. Bu da benim karşımdaki insana karşı soğumama sebep oluyor ve kendimi geri çekiyorum. Birçok arkadaşımı bu sebepten dolayı bitirdim. Yarış haline dönüyor. Çünkü bu sorunu nasıl çözebilirim? Geri dönmek meseleyi çözmez. Siz geri dönmeden, yarışmadan arkadaşlık kuracaksınız. Yani bunu normalde insanlar bakın dervişler güzel ahlaklarını, iyi ahlaklarını olması gerekenleri sergileyecekler. Geri çekilecek olan o ahlaka uymayan insanlar sizden geri çekilsin. Siz güzel ahlakınızı koyun ortaya da. De ki gıybet etmeyelim kardeşim. O ayrılsın sizden. Ayrılacaksa. Ya işte senin eşin ne kadar iyi de bizimki böyle değil de kardeş. Biz eşlerimizi karşılaştırmayalım, kıyaslamayalım. Bu adaba aykırı bir şey. İster erkek ister bayan. Eşler birbirleriyle kıyaslanmaz. Arkadaşların, kardeşlerin, eşleri kıyaslanmaz. Adaba aykırı. İki erkek kardeş eşlerini kıyaslayamaz. Adaba aykırı. İki kız kardeş eşlerini kıyaslayamaz. Adaba aykırı. Buna dikkat edecekler. İki derviş kardeş birbirlerinin eşlerini kıyaslamaz. Adaba aykırı. Ayıp şeyler bunlar. Herkesin karısı, kocası kendine, herkesin kardeşi, annesi, babası kendine.
bunların kıyaslanması, bunların konuşulması doğru şeyler değil. E toplum bunu yapıyor, e biz yaptığı için geri çekilelim. Hayır, bizim yanımızda yapılıyorsa kardeş, usulüne uygun bir şekilde. Bu adaba aykırı bir şey. Bunları kıyaslamayalım. Bunlar Kur'an ve sünnet ahlakında değil. Bunları konuşmamıza gerek yok gibisinden tatlı bir şekilde uyaralım, söyleyelim. Geri çekilmeyelim. Çirkin ahlak hakim olmasın ortama. Adapsızlık, edepsizlik, şeytani davranış biçimleri hakim olmasın ortalığı. Bilmiyor insanlar bunları. Ailesinden öyle görüyor. Öğrenmemiş. Biz ona tatlı bir şekilde anlatacağız. Geri döndüğümüzde, geriye çekildiğimizde ortalığa kötülük hakim olacak. Bildiğimiz doğruyu insanlara tatlı bir şekilde anlatacağız inşallah. İmkanı olduğu halde sürekli bir şeyler isteyen insanları nasıl uyarabiliriz? Ellerinde var fakat en ufağından en büyüğüne kadar sürekli bir şeyler ister haldeler. Arkadaşlığımızın ilk zamanlarında birbirimizi tanımıyorduk ve elimizde geldiğince yardımcı oluyorduk. Ama tanıdıkça olayların boyutu değişti. Nasıl tavır sergilemeyiz? Yalan söyleyerek uzaklaşmak istemiyoruz. Bu noktada tatlı bir şekilde uyarabilirsiniz. Bir sohbet esnasında biz bir şey istemek, istenilmek yasaklandı diyebilirsiniz. Biz arkadaşlara, kardeşlere hep diyoruz. Mümkün olduğunca hiç kimseden hiçbir şey istemeyin. Hele dervişliğinizi kullanaraktan hiç istemeyin. İstemeyin. Kadın erkek, derviş kardeşlerinizin karşısında bir şeyi istemeyin. Bu sadece çavuşlar, zakirler için geçerli değil, herkes için geçerli. Çavuşlar, zakirler zaten istemeyecekler de ama diğer kardeşler de mümkün olduğunca istemeyecekler. Andırmayacaklar, undurmayacaklar. Vay ya sizin buranın kebabı güzeldir ya, kebap canım istediydi. Vay sizin şuranın şusu güzelmiş ya. Nerede acaba ki ya? Biliyor musun sen onu, bir götür bize. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yok işte bu halıdan bizim evde yok ama işte söyleyip duruyorlardı evden de böyle bir şey bak diye. Bunlar yanlış. Umdurma, andırma. Ben şimdi gelsem sana masraflı olurum ya, bir sürü şey çıkarırım sana. E gelme o zaman. Gelme. Kim dedi sana gel diye? Mustafa abi ya, şey efendiyi getirdim ya. Evet, tamam mı? Abi ya, şimdi bir de buradan gideceğiz, lastikler de iyi değil ya benim. Ya işte iki tane lastik alsak. Oğlum sana getirdiğin var mı? Yok. Senden ben mi istedim şey efendi? Hayır. Bana ne oğlum senin lastiğinden? Abi şey efendiyi götüreceğim ya şimdi tekrar geriye. E götürme. Nasıl yani? Bırak ben buradan götürürüm. Abi olmaz söz verdim. Oğlum ne yapayım söz verdiyse? Yaşadığım şeyleri söylüyorum size. Adama demişim sanki şey efendi al gel diye. 2-7-4'e çıktı lastik. Adamın 4 tane lastiğini yeniledik, gönderdik buradan. Aldık. İş döndü şey efendiye, bu gitti çünkü. Oğlum bunun lastikleri de kötüymüş. Bu lastiklerle yola çıkarmış bizi. E alalım efendim 4 tane. İyi olur, âlâ olur. Aldık 4 tane lastik. Sonradan tekrar bu adam geldi.
Yine bir mevzu oldu. Dedim Şeyh Efendi'ye bırak buradan git. Sana dedim son kelamım. Yoksa dedim sonun olacak. Dervişliğinin de sonu olacak. Ben götüreceğim illaki Nevşehir'e tekrar. Oğlum yapma etme. Bak laf dinle. Bu sana son sözüm. Ben götüreceğim. Peki götür. Al. Bir daha dedim Bursa sınırlarının içerisine girmeyeceksin. Bunun benim bulunduğum sınırların içerisine girmeyeceksin. Yanında kim olursa olsun. Şeyh Efendi de olsa girmeyeceksin. Girersen dedim seni perişan ederim. Ne yaparsın dedi. Döverim dedim. Dedim derviş olduğundan beri kimseyi dövmedim. Seni döverim kesin dedim. Gitti Şeyh Efendi'yi Nevşehir'e bıraktı. Bir mesele vardı o zaman için. Diyorum ki Şeyh Efendi iki gün sonra tekrar gidecek. Nevşehir'de duramayacak yani. Oğlum laf dinle diyorum ben dinlemiyorum. İki gün geçti Şeyh Efendi tekrar çıktı. Bu oradan telefon açıyor. Ondan sonra bana abi sen bulunduğum yere gelme döverim dedin. Ben şimdi Şeyh Efendi'yi Nevşehir'den alacağım. İzmir'e getireceğim. Sen de İzmir'e geleceksin. Beni döver misin? Vallahi da billahi da tillahi da döverim seni. Şeyh Efendi götür derse de ki dedim Mustafa abi böyle söyledi beni dövecekmiş götürdüğünde eğer sana beni götür derse dedim ben. Dedim istersen al getir. Nasıl gelecek şimdi İzmir'e? Ben onu getirtirim. Sen dedim kapat telefonu. Neyse sonra Şeyh Efendi ile İzmir'de buluştuk biz. Ondan sonra dedi Şeyh Efendi. Oğlum filanca ile aranızda ne geçti dedi. Hiçbir şey yok efendim dedim. Dervişliğinin sonu oldu. Edep lazım. Yolda laf dinlemek lazım. Yolda laf dinlemek lazım. Dervişliği kullanaraktan dervişliği istismar etmemek lazım. Dervişliği istismar etmeyecek. Edebini muhafaza edecek, koruyacak. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden bir kimse bir şey istiyorsa çok yani alışıyor o derganın içerisinde. İstedi değil mi? Ver. Bir daha isteme kimseden de. Söyle. Bizim yolumuzda istemek uygun görülmedi. Ben bu gece sizde misafir kalabilir miyim? Yok bizim dergahımızda. Yok. Ya nerede kalacağım ki ya? Yok ya git. Denizin kenarında yatıyor. Git bir bankta kal. Git arabanı çek kenarına, arabada yatıyor. Ben misafir kalabilir miyim? Hayır yok. Akrabalarınıza dahi demeyin. Akrabalarınıza bile demeyin. Annenize babanıza bile demeyin. Damatmış, gelinmiş demeyin. Kimseye demeyin. Kimseye. Kayınpedermiş, kayınvalideymiş. Deme kardeşim, kimseye deme. Kızına mı gittin? Git ziyaret et. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben gidiyorum da. O arkandan feryat etsin kal diye. Oğluna mı gittin, oğluna gittin? Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben ziyaret ettim, gidiyorum. Allah'a emanet olun. Ya kal işte. Arkandan feryat etsin. Kalma. Annene babana mı gittin? Evet. Selamun aleyküm aleyküm selam. Aa, gördüm. Ziyaret ettim. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Ya kal işte. Feryat etsinler. Onlar senin arkandan etsin. Hiç kimseye deme. Ben kalabilir miyim? Hiç kimseye deme. Yemek yiyeceğim. Yemeyeceğiz mi ya? Karnımız acıktı. Değil mi? Otur oturduğun yere. Derviş kardeşine. Deme. Deme. Kimseye deme. Hadi bir çay söyleyin bakalım. Değil mi? Adamın cebinde parası var mı yok mu? Nereden biliyor?
Hadi bizi bir yemeğe götür. Adamın cebinde parası var mı yok mu? Nereden biliyor? Söyleme kimseye. Hiç. Bu o kimsenin üzerinde kötü ahlak olarak kalır. Allah muhafaza eylesin. Amin. O halde sen bizim zikrimizden yüz çevirip yalnız dünya hayatını isteyen kimselerden yüz çevir. Necm 29. Etrafımızda böyle insanlar var, aramızda bir sorun yoksa bile yüz mü çevirmeliyiz? Sizi zikrullah'tan, sizi Kur'an ve sünnetten uzaklaştırıyorsa evet. Ağız taşını Ümre'de nereden alabiliriz? Orada herhangi bir yerden küçük taş alıp getirsek olur mu? Hayır. Hicret esnasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kaldığı mağaradan alacaksınız. Yasin suresi 58. ayette selamun gavlen min rabbin rahim elmalı meali. Onlara rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Bu ayette Allah kullarına selamı nasıl olur? Biz nasıl anlayabiliriz? İşte selamun gavlen min rabbin rahim dedim mi Allah'ın selamı senin üzerine oldu. Birisi sana selamun aleyküm derse, sen de aleyküm selam dersen Allah'ın selamı senin üzerine oldu. Sen karşıdan selam verene bakma. Birisi sana selamun aleyküm dedi, sen de ve aleyküm selam dediğin anda Allah'ın selamı senin üzerine oldu. Sen Ahmet'ti, Mehmet'ti, isme takılma, görünene takılma. Sana her selamun aleyküm diyenin Allah'tan olduğunu bil. Ve aleyküm selam dediğinde o iksir tamamlandı. Allah'tan sana bir selam geldi, sen de ona selam verdin. Selamını aldın, sen de ona selam verdin. Onu Ahmet Mehmet olarak görme. Bakın onu Ahmet Mehmet olarak görmeyin. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı mı? Evet. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okursa Allah'la konuşmuş oldu mu? Evet. Hadis-i Şerif'te Cabir radıyallahu anh'ın rivayetinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin sonunda suret değişikliği, iftira atmak ve yere batıp kaybolma olayları olacaktır. Bunların gerçekleşmesine önce zalimler zalimlerden başlanacaktır. Burada buyurulan suret değişikliği ve yere batıp kaybolma nedir? Açabilir misiniz? Normalde insanların suretleri insan suretinde ama ne yazık ki gerçekte insan sureti değil. Suret değişikliği olarak onu anlıyorum. Müteşabih. Bir kimse bunu kendince ya işte bu suret değişikliğinden kasıt ondan sonra o kimsenin farklı bir surete bürünmesi olarak algılayabilir. Ama bunu öyle değil de şu anda kendimce o kimsenin manen suretinin değiştiği olarak görüyorum. Batırılması zahiren de olabilir. Tekrar bunu söyleyeceğim. Ama normalde batırılma şu anda gerçekten insanlar manevi olarak batmış vaziyetteler. Allah ümmeti korusun inşallah. Amin. Defalarca söylüyorum böyle uzun sorular, uzun meseleler böyle yazmayın diye ama öğrencilerden biri bir Yahudi'ye hakaret eder ve hallacın kızgınlığı üzerine çeker. Bir süre sonra sakinleşen hallac önce sevgili oğlum, bütün dinler ulu Tanrı'nın dinleridir. Tanrı her bir diniyle ayrı bir insan topluluğunu meşgul etmektedir. İnsanlar inandıkları dinleri kendileri seçmediler. Bilakis Rahman ve Rahim olan Tanrı insanları inandıkları dinler için seçmiştir. Eğer bir insan başka bir insanın inandığı dinin doğru olmadığı iddiasıyla kınarsa bu hareket ile o insanın kendi iradesiyle bir tercih yapmış olduğu yolunda bir hüküm vermiş olur. Bu da aslında kadercilerin tarzıdır. Bu Zerdüştler böyle bir dini topluluktur. Yani bunlar dualisttir. Bilsinler ki Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dinler
sadece çeşitli sonlar ve farklı isimlerdir. Fakat hepsi de maksat aynıdır, farklı değildir. Ben dinlerin ne olduğu konusunda çok düşündüm. Neticede gördüm ki dinler bir kökün çeşitli dallarıdır. Bir insandan onu alışkanlıklarından alıkoyan ve bağlarından koparan bir din seçmesini talep etme. O zaten varlığın sebebi ve yüce gayelerin manasını kendisinin en iyi anladığı şekilde arayacaktır der. Üstadım, Hallaç burada tam olarak ne anlatmak istemiştir? Kısaca açıklar mısınız? Hallacı bu kadar okuyacağınıza 10 tane hadis-i şerif okusaydınız kemale ererdiniz. Bakın yani bu tip şeylerle uğraşacağınıza 10 tane hadis okusanız ve amel etseniz kemale ererdiniz. Tekrar tekrar söyleyeceğim. 10 tane hadis-i şerif ezberleyip onunla amel etseniz kemale erersiniz. Oturuyorlar muallakta bir kimse, Hallac'ın yazdığı bir kitap yok. Hallac'ın dilinden kaleme alınan sahih bir eser yok. Yok. Otur Hallac'ı konuştur. Ben otururum burada. Hallac şöyle dedi, Hallac böyle dedi diye sabaha kadar konuşurum sizden. Daha da ileri. Hallacı da bu bir perdeye oturtursun. O da her söylediğini hadis ve Kur'an ve sünnet dairesinde olan her şeyi evet de. Ama Hallacın bir eseri mi var? Yok. Bir kitabı mı var? Yok. Herkes oturuyor kendi kafasına göre bir Hallaç konuşturuyor. Herkesin kafasına göre Atatürk konuşturduğu gibi, herkesin kafasına göre Hacı Bektaş Veli konuşturduğu gibi, herkesin kafasına göre Hazreti Mevlana'yı konuşturduğu gibi, herkesin kafasına göre Hallacı konuşturduğu gibi, herkesin kafasına göre Nesimi'yi konuşturduğu gibi. Neden bunlar muhteşem şahsiyetler? Herkes kafasına göre bir Yunus konuşturuyor. Ya şiirleri meydanda? Elimizde bir tek şiirleri var. Meydanda. Tarzı, tavrı, şekli, şemali meydanda. Bu sözü nereden çıkardın? Bu şiiri nereden çıkardın? Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin makalatı elimizde. Fatiha tefsir elimizde. Nereden çıkardın bu sözleri sen? Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi meydanda, Divan-ı Kebir meydanda. Mektupları meydanda. Nereden çıkardın bunu sen? Hallacı Mansur'un yazılı bir eseri yok. Nereden çıkardın? Arabi'nin yazılı eserleri meydanda. Bunu nereden çıkardın? Allah muhafaza eylesin. Amin. Sohbet başlamazdan önce erkeklerin bulunduğu alanın arka tarafındaki perdenin bulunduğu yerin arkasında birkaç derviş oturuyorlar. Kıyafet değiştirmek isteyen kişinin kullanabileceği yer kısıtlanıyor. Kıyafet değiştirmek zorlaşıyor. Bunu 2-3 haftadan fazladır yaşıyorum. Delile getirmek istedim. Allah razı olsun. Herhalde bayanların tarafında galiba. Burada değil değil mi? İbrahim burada mı mesela? Burada köşede mi oluyor? Evet, orada ha. Evet. O kimse ölü değil miydi dirilttik. Kur'an dirileri kötülükten çekindirir. Ona güzel bir hayatla can vereceğiz. Size hayat vermek için davet eden Allah'a ve Resulüne gidin. Bu hayatlarda geçen diriltmek, can vermek, hayat vermek gibi tabirlerden kasıt nedir? O kimse ölü değil miydi? Dirilttik. Evet. Normalde bir kimse bu dünyada öldükten sonra tekrar diriltecek. Kur'an dirileri kötülükten çekindirir.
bir kimse normalde hayatını yaşarken onları kötülükten çekindirir. Ona güzel bir hayatla can vereceğiz. Normalde Adem Aleyhisselam'la alakalı olabilir. Ondan sonra bir de öbür mahşerde cennetlik hayatla da olabilir. Size hayat vermek için davet eden Allah ve Resulüne gidin. Normalde eğer ki Kur'an ve sünnete tabi olursanız gerçek hayatı yaşarsınız. Kur'an ve sünnete tabi olmayanların hayatları normal bir hayat olmaz. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdu. Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselamı çağırır. Ve ben falanı seviyorum, onu sev. Sen de sev der. Cebrail de onu sever. Sonra gök ehline seslenerek şöyle der. Allah filan kimseyi seviyor. Onu siz de sevin. Onu gök ehli de sever. Sonra onun sevgisi yeryüzünde halk arasında yayılır. Allah bir kula buğz etti mi Cebrail aleyhisselama çağırır. Ve ben falana buğz ediyorum. Ona sen de buğz et der. Cebrail de ona buğz eder. Sonra gök ehline Allah falana buğz ediyor. Ona siz de buğz edin diye seslenir. Onlar da kendisine buğz ederler. Sonra o kul için yeryüzüne buğz konur. Müslim hadis-i şerifi rivayet eden. Bu sufilerin çokça kendilerine ölçü aldığı hadis-i şeriflerden birisidir. Sufiler bununla bir kimsenin Allah dostu olup olmadığına dair kendilerince ölçü çıkarırlar. Eğer bir kimse Allah'a dost ise Cenab-ı Hak başka bir rivayette mümin kullarına der. Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselama der ki ey Cebrail Allah filanca kulunu sevdi, sen de sev. Cebrail aleyhisselam gök halkına nida eder. Allah filanca kulunu sevdi, sizler de sevin. Gök halkı da başka rivayette öyle der. Mümin kulların kalbine ilham eder. Burada Müslim'in rivayetinde halka, insanların kalplerine ilham eder. Allah filancayı sevdi, siz de sevin. Müminlerin birbirlerini sevmesi, Allah dostlarını müminlerin sevmesi bu kabildendir. Allah bir kimseye de buğz ediyorsa, sevmiyorsa bunu Cebrail'e der. Ey Cebrail ben filancaya buğz ediyorum, sevmiyorum. Cebrail yine meleklere der ki Allah filancayı sevmiyor gök halkına. Sizler de sevmeyin. Melekler de müminlerin kalbine ilham eder. Veya halka ilham eder. Derler ki Allah filancayı sevmiyor, siz de sevmeyin. O yüzden sufiler buradan kendilerine yol çıkarırlar. Kendilerine yol çıkarır. Eğer bir kimseye bütün halk düşman ise, hiç kimse onu sevmiyorsa, onun küfrüne işarettir. Eğer bir kimseyi müminler sevmiyorsa, onun küfrüne işarettir yine, münafıklığına işarettir. Eğer bir kimseyi müminler seviyorsa, o kimsenin Allah dostu olduğuna işarettir. Ama bir kimseyi bu noktada kafirler de seviyorsa, müminler de seviyorsa, o kimsenin münafık olduğuna işarettir. Müminlerin dostu ancak müminlerdir. Mümin bir kimsenin dostu mümindir. Cenab-ı Hak müminlere atfen emretmiş ki siz kafirleri kendinize dost edinmeyin. Bir kimse bir mümin kafiri dost edinemeyeceğine göre kafir de onu kendine dost edinmez. Bir kimsenin dost olabilmesi için birbirine benzemesi gerekir. Birbirine benzemeyenler birbirleriyle dost olamazlar. Birbirine benzeyecek. Biz birbirimize benzeriz şimdi. Hep beraber zikrullah yapacağız. Zikrullah'tan nefret eden bir kimse burada oturur mu? Oturmaz. Zikrullah'ı istemeyen bir kimse burada oturur mu? Oturmaz. Bu sohbeti sevmeyen bir kimse gelip bu sohbete oturur mu? Oturmaz. Mustafa Özbağ'ı sevmeyecek bir kimse burada oturur mu? Oturmaz.
Buradaki derviş kardeşleri sevmeyecek. Burada oturur mu? Oturmaz. Hani bazen dervişler kendi kendine cahillik yapar ya. Ya ben gidiyorum. Ben aslında dervişlerle benim pek aram yok ama ya işte seviyorum ben filanca kimseyi. O kalamaz burada. Evet. O bir gün gelir ya kendini değiştirecek. Kendini değiştirecek. Burada her kim geldiyse hepsi diyecek Allah'ı zikretmeye gelmiş. Hepsi de Allah'ın kıymetli dostları. Hepsini de severim. Ya bir gün ayağın kayarsın. Bahaneye başkasını bulursun. Kendi sevgisizliğinden kayar. Veyahut da burada zikrullah halakasında duran bir kimseyi fazlaca eleştirir. Gıybetini yapar, dedikodu eder. Ayağa kayar mı? Ayağının kaymaları buralarıdır. Ben bazen derim ya, adam içki içer gelir gene. Bir şey olmaz ona. Hatta öbürkü der ki lan adam içiyor içiyor geliyor. Evet içer içer gelir, hiçbir şey olmaz ona. Ama sen burada birisine sevgisizlik yaparsan sen gidersin. Vay lan ya, o da gelmiş. Görüyor musun ya? Vay, zikrullah alakasında gelmiş. Bunun zikrullah yaptığı yerde ben de mi zikrullah yapacağım? Çeker giderim. Ya abi ya, çok iyisiniz. Çok güzel. Topluluğunuz da çok iyi de. Bize özel bir ders açar mısın? Dedim ya, bunu müşrikler istemişti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ama dedi ya işte filanca cemaat böyle yapıyor da yani biz yapamayız mı böyle? Biz ayrı toplansak. Yani böyle benim işte çevremde iş yaptığımız insanlar var. Onları ben oraya getiremiyorum da. He dedim, getirme kardeş. Biz dedim rutubetin içinde duruyoruz hamdolsun. Sen getirme. Ama böyle bir şey diyor. Ama bunu işte filancalar yapıyor. Ha bak, filancalar kalmadı. Şimdi hiçbir şey yapamıyorlar. Bak, Allah bir tokat vurdu, darman tas etti. Zenginler bir yerde, öğretmenler bir yerde, mühendisler bir yerde, doktorlar bir yerde, savcılar bir yerde, hakimler bir yerde. He bak, fukaralar hiçbir yerde. Parya hepsi de. Çok fazla para verenler Amerika seyahati. Muhterem hoca efendileriyle yemek yemeler. Onun hediyesine mazhar olmak. Dolarlar patladı. Ha bak, olmuyor işte. Sonu gelmiyor. Neden? Sünnet-i Resulullah'a aykırı. Zengini, fakiri. Alimi, cahili. Meslek, meşrep neyse herkes oturacak, zikrullah yapacak. Hazreti Mevlana diyor ya, evlat, toprağın altında usta da bir, çırak da bir. Toprağın altında ustası da, çırağı da bir. Zengini de, fakiri de bir. Bileni de, bilmeyeni de. Toprağın altına gidecek sonuçta. Orada ayrıştıracak olan Allah. Beğenmediğin bir kimse senden daha iyi bir derviş olabilir. Beğenmediğin bir kimse ucundan, bir şeyin ucundan tutmuş olabilir. Kimseye hor hakir bakma. Allah'ı zikredenlerle dost olmaya çalış. Zikredenlerin halakasında durmaya çalış. İyilerle beraber olmaya çalış. Zenginlerle beraber olacağım diye uğraşma. Yok belirli meslek sahipleriyle beraber olacağım diye uğraşma. Allah'ı zikredenlerle beraber olmaya çalış. Allah'a dost olmuş velilerin sohbetinde oturmaya çalış. Allah yolunda can hıraş mücadele eden, koşturanlarla beraber olsak. 5 yıldızlı otellerde konferans vereceğiz. 5 yıldızlı otellerde din anlatacağız. Yok işte o cuşu huruş içerisinde bulunacağız. Vay, sufilikte böyle bir şey anlattı ya. Nerede anlattı? Filanca otelde. Giriş ne kadardı? Giriş normalde gece oraya girmek için herkes bir oda tuttu.
Ne kadar? Günlük işte 250 dolar. Bir hafta kaldık, 10 günlük bir program olacak, 2500 dolar. Sohbetleri de normalde girmek için biner dolar da sohbet için verdiniz. 10 günde 10 bin dolar adam başına. Ya işte evet, bu paralarla millet ne o? Sufi sohbeti dinliyor. Evet. Dedim yani ne anlatıyor size? Çok derin anlatıyor. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Anlattığını söyle bana. Ama hocam çok derin anlatıyor. Ay tamam. Ah, yapacak bir şey yok. Dedim ya gerçekten çok derin anlatıyormuş dedim. Böyle baktı. Dedim söylediği bir tek şey var. Söylediğiniz bir tek bir şey var. Çok derin anlatıyor. Evet dedim yani bu kadar parayı aldıktan sonra derin anlatır. Otelle dedim yüzde kaç anlaştı? Kim alıyor dedim konferans salonuna girmezden önce? Dedi orada bir yetkili var. Hatta ayrıyetten toplu halinde değil tek tek de ders almak istersen ayrıyetten bir daha ücret ödüyorsun. Seni daha da derinleştiriyor. Tabii. Özel ömreye gitmişler böyle bir grup halinde. Dedim kaç aydı kişi başına dedim ümre programınız yaklaşık 30 bin doları buldu dedi. Ümre kişi başına. İyice derinleşiyorlar tabi onlar. Sen Allah dostlarının ucundan tut. Onların halakasında otur. Nefsini onlarla beraber etmeye razı et. Nefsinle mücadele et. Sen bir dostun kapısına muhakkak sımsıkı yapış. Sen böyle heva hevesine uymuş. Dünya hayatının süsüne, aldanışına kapılmış. Dünya hayatının peşine gitmiş. Sufiliği garnitür olarak yaşayan. Sufili gösterişte kullanmak isteyen, işte arada bir gidecek sohbette endam edecek böyle. Ondan sonra o da zaten nereye oturacağım diye bakacak böyle. Aha o filanca, bu kokuyor, o insan kokuyor, bu işte bilmem ne kokuyor, tazı gibi kokluyor ortalığı. Buraya da geliyor birkaç tane öyle görüyor. Bunları söyledikten sonra gelmemeye başladılar. Git kardeş, sende köpek huyu var. Git dışarıda kokla ne koklayacaksan. Burada senin aradığın koku yok. Köpek huylu. Burada bir derviş kardeşimizi küçük gören kimse burada duramaz. Adam oturmuş. Buradan girmiş mi içeri girmiş. Kim olursa olsun. Zikrullah yapmaya gelmiş. Onu küçük görmesen. Ne dedi Mevlüt Han? Bir kez aşk ile Allah dese o lisan dökülür cümle günahları mistihazan. O kimse aşkla samimiyetle buraya geldi. Burada Allah'ı zikretti. Temizlendi gitti. Ben ona inanırım. Allah'ı zikredecek o. Allah necisi zikreder mi? Allah kötüyü zikreder mi bu manada? Rahmani boyutta. Hayır. Zikrullah'la kasındırmış o kimse. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Kimi küçük gördün? Allah'ın zikrettiğini. Kimi hor hakir gördün? Allah'ın zikrettiğini. Kime adaletsiz davrandın? Allah'ın zikrettiğini. Dikkat edin. Dikkat edin. Kime adaletsiz davrandın? Allah'ın zikrettiğine. Kime yanlış yaptın? Allah'ın zikrettiğine.
Kimi kötüledin? Allah'ın zikrettiği kimseyi kötüledin. Allah'ın zikrettiği kimseyi kötüledin. Nereyi kötüledin? Allah'ı zikredilen yeri kötüledin. Allah muhafaza eylesin. Bir kimseyi Allah sevdiyse, Allah onu mümin kullarına sevdirir. Bir kimseye Allah buğz ediyorsa, mümin kullar onu sevmezler. Bu sufiliğin ölçüsüdür. Bu sufiliğin ölçüsüdür. Bir kimse o yüzden bakarken bakacak ya, müminler o kimseyi seviyor mu sevmiyor mu? Kimin peşinden gittiğine bakacak. Kimi sevdiğine bakacak. Kendini tanımak mı istiyorsun ha? Diyeceksin ki ya benim en çok sevdiğim kim? Diyeceksin ki kendi kendine en çok benim lafını dinlediğim kim? Diyeceksin ki ben en çok neyin peşinden gidiyorum? Ona bakacağım, başka bir şey bakmana gerek yok. Eğer normalde mesela açıktan Allah'ın dinine hakaret eden, açıktan Allah'a ve yoluna laf söyleyen, açıktan Kur'an ve sünnete cephe açmış, açıktan Kur'an ve sünnetin dışında bir şey yaşayan kimselere karşı muhabbetin var ise onlardansın kardeş. Vücudunun nerede olduğu önemli değil. Onlardansın. Bir kimse oturduğu yerden katil günahına girer mi? Evet, sen bir katili seversen ve katilin katilliğini hoş görürsen, güzel görürsen aynı katil gibi olursun. Oturduğun yerden zikrullahı sever, zikir yapanları sever, zikir halakasında olmak isterler. Herhangi bir sebepten dolayı gidemediysen sen zikir halakasındasın. Sen dervişleri seviyorsan dervişler topluluğundansın. Sen bir veliyi seviyorsan o topluluktansın. Bir veliye düşmanlık yaptıysan sen Allah'ın düşmanısın. Kim benim veli kullarıma düşmanlık yaparsa Allah'a düşmanlık yapmıştır. Allah ondan intikamını alır. Yırtıcı hayvanların avlarından intikam aldığı gibi. Sen Allah dostlarına, dervişlere, zikredenlere düşmanlık yaparsan Allah'ın intikamı acıdır. Allah intikamını alır. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Her daim velilerin, sıddıkların, şehitlerin yolunda eylesin. Amin. Her daim Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışanlardan eylesin. Amin. Her daim bizleri zikir halakalarında devam edenlerden eylesin. Amin. Her daim bizi ilim meclislerinde bulunanlardan eylesin. Amin. Her daim bizi kendine ve Habibine dost eylesin. Amin. Her daim Habibinin izinden gidenlerden eylesin. Amin. Amin diyen dillerimizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin. Bizlerin gönüllerine zikrullahını tesis eylesin. Amin. Fâlemennehu la Amin. Eşim.
دست